Elim ayağım titriyor. Ben arabada mı otursam? Senin ne işin var birader burada? Aklını mı kaçırdın? Her taraf polis. Ve aleyküm selam. Buyurun, hoş geldiniz. İçeri girin. O kıllı sakallı erkeği dursun. Nöbetçi olsun, bir işe yarasın. Aman güzel kızım da gelmiş. Ne kadar mutlu ettiniz bizi. Merhaba. Hoş evladım, geldin. Gelmişsin hoş odaya kadar ama görmedim seni. Yaralıymışsın da. Söylediler. Aklım kalmıştı. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sizi rahatsız etmedik değil mi? Aa, ne rahatsızlığı. Ben de diyordum ki gün doğmadan neler doğar. Meğer buymuş demek istediğim. Hadi buyurun geçin. Benim konuşacaklarım var. Hayırdır? Hadi birader, çatlatma insanı. Ben bir Nevzat'a bakayım. Belki o da çay ister. Otur. Safiye. Lütfen. Fena bir şeyim var evladım. Var Ömer baba. Var. Allah'ım. Allah'ım sen bize güç ver. Artık dayanacak bir şey kalmadı anne. Ben Ali'yim. Tanrı'dan dilerim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. Tanrı'dan dilerim bu kadar dilek, aman aman bu kadar dilek. O beni affedebilecek misiniz? Bari sen bir şey söyle Hikmet. Sen de mi sustun? Ben bilahare konuşacağım seninle. Polat. Ali. Peki. Peki evladım. Ne zaman karar verdin bu yola baş koymaya? Ne zaman karar verdim? Hatırlıyor musun baba? İkinci senenin sonunda Ankara'dan söylene söylene geldim. Üniversitedekilerin hepsi şöyle böyle. Ben okulu bırakıyorum. Bunlardan hiçbir şey olmaz. Bunların hepsi ceplerinin derdinde. Kimse vatanını milletini düşünmüyor. O kadar haksızlık, adaletsizlik var.
kimse sesini çıkarmıyor diyordum. Sen bana Hazreti Hüseyin'in hikayesini anlattın. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Dedin ki Hazreti Hüseyin Küfe'ye gitmek üzere yola çıkacağı sırada müminler gitme ya Hüseyin. Korkarız ki Küfeliler seni yarı yolda bırakır, seni satar demişler. Hazreti Hüseyin de ben kimseye güvenip de yola çıkmıyorum demiş. Büyük bir zulüm, büyük bir adaletsizlik var. Ben bu yola çıkmasam, bu yola baş koymasam korkarım ki benden sonra kimse zulme baş kaldırmaz, adaletsizlikle savaşmaz diye buyurmuş, diye anlatmıştım. İşte o gün karar verdim. Ben adaletsizliğe savaş açanların yolundan gitmezsem, senin oğlun da bu yola baş koymazsa kim koyar diye düşündüm. Ve kararımı verdim. Birader. Hadi baş koyuyorsun da. Sesini, yüzünü, kendini değiştirmen şart mıydı? Ha ha ha!